konuşması ya da tartışması yapacak. Beslenmenin önemli ve de eğlenceli bir konu olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır bu mesleği yapıyorum ve de çok zevk alıyorum. Öğrencilerime geçen gün birinci sınıflara bir çay partisi yaptık. Orada dedim ki 34 yıl için 34 cümle konuşsam uzun olur dedim. Ama bugün ya bir saat gibi bir sunumum olacak. Gerçekten bu sunumu hazırlarken son günlerde hepimizin bildiği gibi ya beslenme konusunda bir kaos yaşandı. Herkes beslenme konusunda bir şeyler söylüyor. Konunun uzmanı ya da değil. Aslında bir yerde doğru. Yani bu salondaki herkesin kendine göre beslenme konusunda doğruları var. Beslenmede istemediğiniz kadar faktör var. Genetiğiniz var, zevkleriniz var, damak tadınız var, kültürünüz var, aile alışkanlıklarınız var, ekonominiz var, zevkleriniz var, 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 var. O nedenle son yıllarda gerçekten herkes beslenmeye geçen gün birinci sınıflara derse girdim. Birinci sınıflar dediler ki, hocam dediler, anatomi hocamız dedi ki, günde bir öğün ben besleniyorum son 20 yıldır. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda bir öğün beslenenlerinin damarının daha sağlıklı olduğunu göstermiş. Ben de bir öğün besleniyorum. Son bir ay beslenme alışkanlığımı değiştirdim. Ya akşam yemek yemeye başladım ya da iki öğün yemeye başladım. Ve kilo aldım, onun için tekrar bıraktım. Akşam yemeğim ben yemeğimi sadece tek öğün yiyorum 6 ile 7 saatleri arasında. Bu gerçekten hocamıza çok saygı duyuyorum. Doğru. Hocamız biyoritmini günde bir öğün beslenmeye 20 yıldır ayarlamış. Bu biyoritmi değiştirmek çok kolay değil. Şimdi doğru bugün konumuz biraz bugünkü konumuz çok çok evet, geleneksel besin ve işlenmiş besin mi? Bu çorbayı koyduğumda bir arkadaşımız salonda dedi ki gulaş çorbası yazmıştım. Yazmayabilirdim. Hocam ben puding zannettim dedi. Gerçekten yani kahverengi olan bir renk puding olarak algılanıyor. Oysa gördüğünüz gibi tenceresi ekmek olan, gerçekten geleneksel bir besin olan Macar gulaş çorbası bu. Evet, sunmak için şöyle olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün ölüm istatistikleriyle başlayıp dünyadaki beslenme alışkanlıkları ne durumda biraz ona değinip ondan sonra işlenmiş ve geleneksel besinlerini sonra da Akdeniz Beslenme Mutfağı'yla sunumunu bitirmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü 2011 Nisan'ında ilk kez küresel ölüm nedenlerini bir rapor halinde açıkladı. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı ilk rapordu ölüm nedenleri üzerine. 2011 yılında. Raporda ölüm nedenlerinin büyük bir kısmının bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilişkisi olduğu dikkat çekiyordu. 2008 yılında ölen 57 milyon kişinin %63'ünün bulaşıcı olmayan hastalıklardan öldüğünü bu raporda. Bu ölümlerin %50'si, neredeyse yarısı kardiyovasküler hastalıklardan, %33'ü kanser, kronik akciğer hastalıkları ve diyabetten, sadece %17'si de diğer nedenlerdir. Ya beslenme yetersiz, ya anne ölümleri, doğumda vesaire gibi kazalar nedeniyle %17'si bu ölümlerdir. Ölümlerin 9 milyondan fazlası 60 yaşın altında, buna prematür ölüm deniyor. Ciddi bir yani sayı ve bunların çoğunlukla da önlenebilir olduğu deniyor. Şimdi bu rapordan size birkaç ülkeye alfabetik sırayla vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda %87'si bu bulaşıcı olmamayan narkomikeyin diziyiz denilen hastalıklar nedeniyle şurada sadece %13 gibi yaralanmalar ve beslenmeye bağlı anne ölümlerine bağlı bu
ufak bir ürün nedeni var. Afganistan'a baktığımızda tabii ki Afganistan aç. Tahmin edebileceğiniz gibi burada bulaşıcı hastalıklardan ölüm sadece %29. Zaten hem beklenen yaşam süresi bu ülkelerde çok düşük. Romanya, doğru mu söyledim? Arnavutluk %88. Azerbaycan'da %85. Durum çok farklı değil. Bosna Hersek ve Makedonya birinci sırada %95'le sadece %5 yaralanma ve beslenmeye bağlı ölümler var. %95 ölüm nedeni bulaşıcı olmayan kronik hastalıklarla ilişkiler. Bosna Hersek, Bulgaristan komşumuz %94, Çin'de %83, Ermenistan'da %90, Kanada'da %89, Kazakistan'da 78, Kıbrıs %90, Küba %84, Nijerya, Afganistan gibi aç bir ülke, orada ölüm nedenleri belli, %84'ü açlık nedeniyle. Rusya'da %82, Suudi Arabistan %71, Türkiye'de %85, Türkiye'ye bakarsak ölüm nedenlerinin %49'u yarısı kalp damar sağlığı nedeniyle, hastalıklar nedeniyle. Küçümsenmeyecek bir rakam %19 kanser, göğüs hastalıkları %9, diyabet %2 ve diğerleri diyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'de yani bizim bildiğimiz genellikle gelişmiş ülkeler diye saydığımız ülkeler arasında Türkmenistan %73, yine Yugoslavya %95 ile ikinci sırada en yüksek bulaşıcı olan ölüm nedenine sahip ülke. Ölüm nedenlerinin 60 yaşın altındaki prematüre ölüm nedenlerinin çoğu bakın düşük gelirli ülkelerde. Düşük gelirli ülkeler kötü besleniyor ve çabuk ölüyorlar. Geliri yüksek, ekonomik girdisi yüksek yani kültür düzeyi yüksek ülkelerde artık insanlar uzun yaşıyor, kendilerine bakıyor, doğru besleniyor, doğru bir yaşam kalitesiyle yani ölüm nedenleri daha da düşüyor. Orta gelirli ülkelerde kadınlar arasında ölüm çok yüksek, dikkat ederseniz erkeklerde de var. Bunun nedeni orta gelirli ülkelerde kadınların hareketsiz olduğu, toplam yağın fazla tükettikleri ve kadınların kolesterol düzeyinin yüksek olduğu açıklanıyor. Ölüm nedenleri için 4 temel neden belirtiliyor. Başta kötü beslenme, sağlıksız beslenme, sigara, tabii ki hareketsizlik ve alkol. Bu ölüm nedenleri için 4 tane yorunu alıyor. Ve risk faktörü olarak da risk hipertansiyon, obezite, hiperkolesterol, hiperglisemi, sigara ve fiziksel inaktivite ki bu risk faktörlerinin dördü yine beslenmeyle alakalı. Yani ölüm nedenleri arasında gördüğümüz ciddi ölüm nedenleri beslenme birinci sırada ve risk faktörleri de yine ağırlıklı olarak yerini alıyor. İyi haber, toplum düzeyinde doğru stratejiler benimseyen ülkelerde ulaşıcı olmayan hastalıklardan ölüm nedenleri düşüyor. Yani ülkelerin benimsediği yani çeşitli stratejilerle bu gösterilmiş pek çok çalışmada. Evet, şimdi bir yani sunumdaki bütün çiçekler, resimler kendime ait bahçemizden bu ölümleri bir çiçekle bunu tekrar şey yapma, renklendirmek istedim. Şimdi beslenme alışkanlıklarını incelediğimizde dünyada insanlar nasıl besleniyor? Ciddi çalışmalar yapılıyor. Bakın 1942 ile 2002 yılların arasında 70 yıl boyunca dünyada nasıl bir beslenme değişimi olmuş? Böyle ciddi büyük çapta bir çalışma yapıldığında küresel beslenme değişimi ve obezite pandemisi tabii ki başlık. 70'li yıllara gelindiğinde işlenmiş besin tüketimi artıyor. Ev dışında yemek yeme artıyor. Yağ ve şeker tüketimi artıyor 70'li yıllarda. Bu aslında 2. Dünya Savaşı'nın izleri geçip kıtlık bittikten sonra bu tablo başlıyor. Ama 70'li yıllarda pik yapıyor. Buna karşın fiziksel aktivite azalıyor. Sedanter yaşam biçimi artıyor. Bu değişimin etkileri 90'lı yıllarda fark ediliyor.
ve sorunların düşük ve orta gelir toplumlarda daha fazla görülmesi dikkat çekiyor. Biraz önce de belirttiğim gibi. Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika gibi ülkelerde obezite çok yaygın. Yani başta geliyor. Yani obezitenin en yaygın olduğu ülkeler. Bu ülkelerde iki önemli neden var. Obezitenin. Yani neden bu kadar yaygın? İki önemli neden var. Nedenlerden bir tanesi anne karnında bebeklerin yetersiz beslenmesi, kötü beslenmesi. İkincisi de mevcut beslenme alışkanlığının kötü olmasına bağlanıyor. Bakın düşük gelirli fakir ülkelerde obezite en yaygın dünyada. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalar var. Neden de gebelik dönemindeki beslenme yetersizliği. Gerçekten konu konuyu açıyor. Gebelik döneminde ne oluyor? Gebelik döneminde bir kadın özellikle üçüncü trimesterde kötü beslenirse, kıtlığa maruz kalırsa, savaş dönemindeyse, fakir yiyecek bulamıyorsa bebekte anatomik, fizyolojik, hormonal değişiklikler oluyor. İntrauterin programlama deniyor buna. Anne karnında eğer bu şekilde bir bebek programlandıysa, bu bebeğe yetişkin döneminde yapacağımız bir şey yoktur. Yetişkin döneminde bunlar daha fazla hipertansiyon, daha fazla tip 2 diyabet, insülin direnci ve daha çok obezite riski taşıyan, kardiyovasküler hastalığı riski taşıyan bireyler oluyorlar. Burada çok tartışmalar. Tabii ki 1962 yılında yine Amerika'da ilk ortaya atılıyor bu teori. Şimdi trifti genler tutumlu genetik hipotezi olarak biliniyor bu. En son mismatch fits teori, yani anne karnında yanlış eşleşme teorisi olarak bildiriliyor bu. Yani çok çok yayın var gerçekten. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da yaşanan kıtlığın sonuçlarını inceleyen, Bangladeş kıtlığının sonuçlarını inceleyen, bakın yani ciddi çalışmalar var bu konuda. Bu zaten bambaşka, yani çok derin ve güzel bir konu. Bu bebekler anne karnında azla yetinen bebekleri dışarıda aman biz iyileştirelim, bu bebek işte düşük doğum ağırlıklı oldu, çabuk büyütelim dendiğinde bunun avantajları da var. Avantajları şu oluyor, bebeklerin işte bilişsel yetenekleri daha iyi, kemik kitleleri daha iyi, fiziksel gelişimleri daha iyi ama kronik hastalıklarla ilişkileri iyi değil. Böyle bir çatışma da yaşanıyor. Bilim insanlar diyor ki peki biz bu bebekleri büyütelim mi? Yoksa büyütmeyelim, küçük koyalım, işte onu yapalım, yanını yapalım. Gerçekten bu konuda yani ciddi bir tartışma ve çatışma var. Bu bebekler işte özellikle bir gelişim içine girdiklerinde, yani düşük ve orta gelirli aileler varlığa düştüğünde obezite ve kronik hastalık riskleri hızlanıyor. En çarpıcı örneği bakın şimdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuklar üzerinde yaptığı bir çalışmada 2006 raporunda en çok çocuklar arasında şişmanlık Doğu Almanya'da gözüktü. Niçin? Çünkü 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı ve çocuklar kıtlıktan varlığa düştü. Birdenbire iyi beslendiler ve gördüğünüz gibi en belirgin tablosu da buralarda bunun gibi pek çok şeyle yaşandı. Şimdi dünyadaki değişime devam ettiğimizde tüm dünyada beslenme alışkanlığı değişiyor. Özellikle bitkisel yağların tüketimi çok artıyor. Bu konuda ya bilim insanları rahatsız. Her 10 yılda bir genellikle şeker tartışılır. Şeker çok, şeker kısalım, şekerden yasak, şekerden uzak durun. Ama öyle değil, bitkisel yağlar artıyor. Şeker ve diğer tatlılar artıyor. Hayvansal kaynaklı besinler artıyor. Asya mutfağında pirincin hakim olduğu bir mutfaktan uzaklaşıyor. Batı beslenme alışkanlığına doğru hızlı bir geçiş yapıyor. Gelişmekte olan ülkeler, endüstrileşmiş ülkeler ve Çin'de yapılan bir çalışma var. Şaheser bir çalışma burada. 40 yıllık bir süreç inceleniyor. Enerji ve bazı besin ögeleri tüketimleri inceleniyor. Şimdi bakınız. Gelişmekte olan ülkeler, endüstrileşmiş ülkeler ve Çin. Et tüketimine baktığınızda gelişmekte olan ülkelerde et tüketimi birazcık artmış. Endüstrileşmiş ülkeler zaten artırmaya gerek yok. Her daim çok yiyor.
ama Çin %300 ile arttırmış 40 yılda et tüketimi. Şeker tüketimi %300 arttırmış. Kuru baklagil tüketimi bütün dünyada azalıyor. Yani bu çalışmada ama Çin'de %90 oranında azalıyor. Tabii ki otlarla, sebzelerle kimsenin arası yok giderek azalıyor. Sebze yağları, benim söylediğiniz bitkisel yağlar Çin'de %700 artıyor. 40 yıl içinde. Kızartmayı öğreniyor, Çin kızartma yapıyor. Bunun paralelinde de kronik hastalıklar artıyor tabii ki. Buğday tüketimi Çin'de biraz artıyor. Pirinçten buğdaya biraz geçiş var. Evet, pirinç fazla yerini değişmiyor. Gördüğünüz gibi 40 yıllık yani önemli bir değişim. Amerika'da 2000'li yıllarda fast food restoranlarının lokasyonları incelenmiş. 40 tane çalışmanın sonucu bu. Bu da önemli bir konu. Fast food şişmanlatıyor, fast food hastalık yapıyor. Yani beslenmede ne kadar önemli. Her gün fast food yiyip sağlığı çok iyi olan, hiç şişmanlamayan kişiler var. Onun için biz bu tartışmaya tabii ki yani onaylamıyoruz, katılmıyoruz. Yalnız bu çalışmanın sonucunda Amerika'da fast food restoranlarının %76'sının düşük gelirli bölgelerde oluyor. Çoğunun etnik minorite grupları yoğun yaşadığı yerlerde oldu. Genç jenerasyonlar neredeyse orada oldu ve okul kampüslerinin çevrelerinde lokalize olduğu ortaya çıkmış fast food restoranlarının. Ufuk hocam yoktur. Hayvansal besin tartışması çok güzel yapılıyor. Hayvansal besinler hayvansal besinler orada ziyaret atlaması olmuş galiba. Fakir ülkelerde mikro besin ögeleri için örneğin demir, çinko, magnezyum için ve büyüme için gerçekten çok önemli. Ama kanser ve kalp damar hastalıkları için de çok önemli bir risk faktörü. O nedenle hayvansal besinler ciddiye alınacak bir konu. Lütfen bunu da unutmayın. Evet, geliyoruz şimdi işlenmiş besinlere. Tartışma şu, sizi de davet ediyorlar yoruma. Yani herkes bir yorumu yorumlayabilir. Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki. Konu besin değil, konu besin ögesi de değil. Yani siz ne kadar kalsiyum aldınız, ne kadar demir aldınız, bu da değil. Konu bir besinin ne kadar işlendiği. Bu çok önemli, işlenmiş besinler. Ve işlenmiş besinlerin tarihçesine baktığımızda yani insanlar binlerce yıldan beri besinleri tabii ki işliyorlar. Çeşitli amaçlarla işliyorlar ve tüketiyorlar. İşleme yöntemi bildiğimiz klasik geleneksel kurutuyoruz, tuzluyoruz, pişiriyoruz, pastörize ediyoruz, fermente ediyoruz, donduruyoruz. Bir dolu işleme yöntemi var. Neden işlenmiş besinler? Lezzet vermek için besine, ömrünü uzatmak için, bulunabilirliğini sağlamak için, mikrobiyal zararlarını azaltmak, sağlıklı kılmak için, besleyici değerini artırmak için besinler işlenir, işlenir, işlenir. Çok önemli. Ham maddeyi üretmek yetmez. Gerçekten bir besinin işlenmesi lazım. Buğdayı ürettik. Orada duralım mı? Buğdayı işlememiz lazım. Un yapacağız. Undan makarna yapacağız. Bulgur yapacağız. Evet, işlenmesi lazım. Ama biraz önceki slaytta da olduğu gibi ama ne kadar işlenmesi. Besinler işleme durumuna göre üç grupta toplanıyor. İşlenmemiş ya da çok az işlenmiş besinler, işlenmiş besinler, çok fazla işlenmiş besinler. Şimdi bunlar neler? Şöyle kısaca bir bakarsak. İşlenmemiş besinler, besinleri korumak, saklamak, lezzetini artırmak, ulaşabilirliğini sağlamak için yapılıyor. Çoğunlukla fiziksel olarak işlem uygulanıyor. Demin saydığım şeyler bildiğimiz yani sağlık için yapılan, yani dayanıklılık için yapma. Besinler kurutuluyor, soğutuluyor, donduruluyor, pastörize ediliyor, fermente ediliyor. Yani sütü pastörize etmeden nasıl dayanıklılığını sağlayacağız? Yoğurdu fermente ediyoruz ki sağlıklı bir besin olsun. Yağını azaltıyoruz, vakumluyoruz, porsiyonlanıyor, paketleniyor. Ama bunlar basit paketleme yapılıyor. Sıkılıyor, şişeleniyor. Bunlar yani işleme olarak kabul ediliyor ama doğal ve beklenen. Nedir bunlar? Taze sebzeler, meyveler. Doğal, tuzlanmamış kuru yemişler. Kuru baklagiller, buğday, mısır, pirinç, patates, yumurta, çay, kahve, baharatlar, su, şişe su.
suyu doğal kaynaklardan alıp şişelediğimizde evet işlemiş oluyoruz. Ama bu çok çok az işlenmiş bir besin. Tabii ki yani olacak hijyen için. İkinci grupta işlenmiş besinler. Bunlar besin endüstrisinin ham madde, içeriği, ingredients deniyor. Yani besin endüstrisinin katkı maddesi. Mutfakta ya da pişirmede kullanım için üretiliyor bunlar. İşlenmemiş ya da çok az işlenmiş besinlerde ekstrakte edilerek çıkarılıyor ya da saflaştırılarak yapılıyor. Bunlar hemen geçerse geçmeden şöyle diyeyim. İşlem basitçe kullanılıyor, rafine ediliyor, arıtılıyor, hidrojenize ediliyor. Tahmin edersiniz hidrojenizasyon deyince hemen yağları, margarinleri buradan tahmin edebilirsiniz. Hidrolize oluyor, öğütülüyor. Buğday öğütülecek. Yani bu işlemler gerçekten gerekli bu grupta. İşlem sırasında enzimler katkı maddeleri ekleniyor. Özelliği ne bu besinlerin? İşlemler besinin orijinal yapısını kesinlikle değiştiriyor. Bu gruptaki besinlerin kendileri tek başına lezzetli değil. Bu nedenle tek başına tüketilmeleri uygun değil. Evlerde, restoranlarda daha çok besinlerin pişirilmesinde, yemeklerin ve hazırlanmasında kullanılıyor. Nedir bunlar derseniz, malum sıvı yağlar, margarinler, zeytinyağını nereden alacağız? Zeytini tabii ki sıkacağız, basın çürütüleceğiz, tereyağını nasıl elde edeceğiz, şekeri, tuzu, nişastayı, un, krema, erişte bulgur makarna burada mı? Undan, evet onlar da buraya giriyor, bunlar da işlenmiş besinler arasında. Üçüncü gruba geldiğinde işte kıyamet aslında aşağı yukarı burada kopuyor. İkinci gruptaki besinler dahil pek çok besinin işlenmesiyle yapılıyor. Daha çok besinleri ulaşılabilir hale getirmek, cazip hale getirmek, uygun, tüketime hazır, ısıtmaya hazır, dayanıklılığını, raf ömrünü artırmak için üretilen besinler bunlar. Uygulanan işlemler tuz ekleme, şeker ekleme, fırınlama, yüksek ısıda, kızartma, derin yöntemle kızartma, dumanlama, tütsüleme, salamura etme, konserve yapma. Bunlar da üçüncü grup işlem. Sıklıkla işlem sırasında koruyucular, katkı maddeleri ekleniyor. Vitaminler, mineraller ekleyip zenginleştirme yapılıyor. Ve cazip, sofistike paketlemeler yapılıyor. İşte üstünde bildiğiniz şeyler onlar. Evet, özellikleri bunlar kesinlikle lezzetli besinler. Sıklıkla alışkanlık yapan besinler, herhangi bir yerde tüketilebilecek şekilde dizayn ediliyorlar. Bildiğiniz, tahmin edeceğiniz gibi televizyon izlerken, işte evde, sokakta, sinemada, arabada, her yerde kullanabileceğiniz, yiyebileceğiniz besinler. Örnek olarak ekmek, bisküvi, pasta, kurabiye, dondurma, çikolata, şekerlemeler, kahvaltı ekleyenler, cipsler, şekerli meyveli sütler, içecekler vesaire, gazlı içecekler, pizzalar burada. Örnek besinlere devam ediyoruz. Önceden hazırlanmış etler, nabızlar, sosis, salam, sosisler, çocuklar, piş bildirler. İşte kutulanmış, konserve edilmiş, tenekelenmiş besinler ve en önemlisi bebek mamaları da bu grupta. Yani işlenmiş, üçüncü derecede işlenmiş besinler arasında. Evet, şimdi ve işlenmiş besinler böyle. Geleneksel besinlere geldiğimizde geleneksel besin, bölgesel olarak üretilen ve tüketilen besindir. Doğal kaynaklardan ev tipi teknolojiyle kolayca elde edilir. Ucuz, güvenli, besleyici ve doyurucu. Fiziksel ve mental sağlığı geliştirir, özgüveni artırır. Aile ve toplumları birbirine yaklaştıran sosyo-kültürel değerlere sahiptir. Çünkü geleneksel besin, toplum yaşamının sosyal ve kültürel fabrikalarında yapılır ve yer bulur. Geleneksel besin, kösel kesimin besinidir, yakıtıdır, ilacıdır, ev eşyasıdır, gelir kaynağıdır. Kösel kesim insanı geleneksel besini üretir, satar, gelir elde eder, bununla geçinir. Geleneksel besin ya da beslenme sistemi hem beslenerek hem de ruhen duyum demektir. Sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel yararlara sahip olan geleneksel besinler coğrafi lokasyona göre değişir. Kuş türlerinin göç yolları bile geleneksel besinleri etkiler. Geleneksel besinler üzerine ve sağlık üzerine yapılmış milyonlarca çalışmalar var. Yani tabii ki çoğu da uyumlu, yani avantaj üzerine.
Günümüzde beslenme ile sağlık, beslenme ile kronik hastalıklar arasındaki ilişki sadece bilim insanlarının değil, tüketicilerin de ilgi ortağı oldu. Günümüzde tüketiciler artık güvenli besin peşinde koşuyor. Güvenli besin tüketme kaygısıyla geleneksel besinlere yöneliyorlar. Özellikle anneler, bakın, özellikle anneler evlerinde artık, bakın, evet, kendi çocuklar için üretim yapıyorlar. İnternet üzerinden satıyorlar. Önemli, ciddi, bildik çiftliklerden alışveriş yapıyorlar anneler. Bunu piyasada bulamazsınız. Gerçekten güvenli besin konusunda çocuğu olan anneler çok kaygılı. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada gerçekten ciddi obsesyon derecesinde kaygılı. Geleneksel besinlerin ya da geleneksel beslenme alışkanlığının beslenme ve sağlık üzerine etkilerini incelen çalışmaların sonuçları konuya ilgi duyanlara güzel avantajlar sunuyor. Geleneksel beslenme alışkanlığına bakıldığında bu besinler enerji, karbonhidrat, protein, lif, demir, çinko, kalsiyum, niyasin ve omega yağ asitleri gibi önemli besin ögelerinden zengin, şeker ve doymuş yağlardan fakir. Eğer siz geleneksel beslenme alışkanlığına sahipseniz bu özellikleri taşıyorsunuz. Değilseniz bunun tam tersi oluyor. Niçin böyle birkaç tane şey yapacağım? Bir çocuk diyetisyeni olarak, yıllarımı çocuk diyetisyeni olarak geçirdim. Şu birkaç slide'ı göstermeden alamayacağım. Bu da benim yeğenim. Tarhana çorbası. Bakın şimdi. Bir yaşındaki bir çocuk için geleneksel bir çorba ne sağlıyor? Türkiye, sayın rektörüm de bilir, yani demir takviyesi yapıyor çocuklara. Çünkü çocuklara 0-1 yaş çocuklarına demir yemiyor. 2002 yılında başlayan Demir Gibi Türkiye projesiyle bugün Türkiye'de 4. ayına gelen her bebeğe demir takviyesi yapılıyor. Oysa çocuklar doğru beslense, bakın şimdi, 20 gram bir Kahramanmaraş usulü tarhana yağlıyız veya başka bir tarhana, hiç fark etmez, hepsi aynı etkiyi yapar. Bir köfte kadar damla eti kondu, 3-5 tane, 5 tane nohut kondu, bir küçük havuç kondu, bir dal maydanoz, bir tatlı kaşığı da zeytinyağı kondu. Bir yaş çocuğu için bakın neler sağlıyor, bir üstünde sunulan bir tarhana. Güzel de bir demir sağlıyor. %29, %30'unu sağladı demirin bir üründe. Daha diğer ürünleri vardı bebeğin. Yayla çorbası, aşurelik buğdayla yaparsanız iyice geleneksel bir çorba olur bu. Yoğurt koyarsınız, nohut koyarsınız, yine bir köfte kadar damla eti. İşte minicik bir yumurta sarısı, yarım havuç, yine bir dal maydanoz, bir tatlı kaşığı zeytinyağıyla yapılırsa bir yaşındaki bir çocuğun gerçekten ciddi bir besin ögesini karşılar. Ama bir şehriye çorbası bizim Türk annelerinin çoğunun toplumun tercih ettiği kremalı hazır şehriye çorbası. Et suyuna şehriye çorbası yapıldığı zaman şehriyeyi alır, içine havuç koysun, maydanoz, zeytinyağı koysun. Eti yoktur tabii ki koymaya, zaten hazır çorba aldı. Veya elinde et suyuyla yapıyor. Et suyunun, tavuk suyunun hiçbir besin değeri yoktur. Bu bebek sadece karnını doyurur, aç bu bebek. Gördüğünüz gibi bizim geleneksel yani mutfağımız, çorbamız gerçekten anne karnından başlayarak eğer biz sahip çıkarsak toplumumuzu iyi besleyecek, gelecekteki sağlığımızı da korumuş olacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği istatistikleri de aşağıya çekeceğiz. Ama deyince orada duruyoruz. Ülkemiz geleneksel besin açısından zengin. Mısır ve Hamsun'un Karadeniz bölgesinin, baklava Antep yöresinin, pastırma, kalsenin geleneksel besini iken, demin de söylediğim gibi yoğurt, bulgur, tarhana ve pekmez hemen hemen tüm bölgelerde üretilen ve tüketilen geleneksel besinlerin başında geliyor. En bilinen geleneksel besinler, etten yapılan kavurma, sucuk, pastırma, sütten yapılan yoğurt, ayran, kekir, buğdaydan yapılan bulgur, yağma, erişte, tarhana, sebzelerden yapılan turşular vesaireler, kurutmalar ve meyvelerin kurutulmuşu,
pekmez gerçekten en önemli geleneksel besinler. Geleneksel besinlerin kesinlikle sağlığı desteklediği, iyileştirdiği ve beraberinde sunduğu aktif bir yaşam ile kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğu bildirilmekte. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Şimdi tabii ki geleneksel besin deyince konuşmamın son bölümü Akdeniz beslenme mutfağına ayrılıyor. Akdeniz beslenme mutfağı sağlıklı beslenme için geleneksel ve kültürel bir model olarak biliniyor. Akdeniz beslenme mutfağının tarihçesine bakıldığında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana olan yani gelişmeler ta 1993 yılına kadar tüm dünyanın işte beslenme ve sağlık araştırmaları, ciddi araştırmalar 8 ülkede yapılıyor, masaya yatırılıyor 1993 yılında. Nerede? Amerika'da tabii ki Cambridge'de. Bu toplantı Old Ways Eski Yöntem Sağlık Vakfı, eski yol, eski yöntem ne derseniz, Harvard Tıp Okulu, yani Harvard Sağlık Departmanı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Ofisi ile birlikte yapılıyor. Toplantının amacı, geçen yarım yüzyıl boyunca tüketilen Akdeniz beslenme alışkanlığının sağlık üzerine yararlarını değerlendirmekte. Toplantının sonunda Akdeniz beslenme alışkanlığının en son beslenme araştırmaları kullanılarak rehber niteliği taşıyan bir grafik ya da piramit şeklinde modellendi. Bu modelin dünyaya yaşam boyu sağlığı ilerletmek ya da iyileştirmek için altın standart olarak tanımlandı. Modeli bir şey oldu, o atladı, göremedik. Dünyaya yaşam boyu sağlığı ilerletmek ve iyileştirmek için altı standart olarak tanıtıldı. Akdeniz beslenme modeli Girit mutfağına, Yunanistan mutfağına ve Güney İtalya'nın mutfağına dayalı bir modeldi. Yıllarca bölge halkı tarafından uygulanmış epidemiolojik ve eksperimental çalışmalarla sağlık üzerine yararları teyit edilmişti. Dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında o yıllarda Akdeniz bölgesinde beklenen yaşam süresi en uzundu ve kronik hastalıklarda en düşüktü. Bu modelin anahtarı son 50 yıldır endüstrileşmiş ülkelerin modernize olmuş besinlerine kafa tutmasıydı Akdeniz beslenme modeli. Evet, ya gelmeyecek zannettim, geldi sonunda. 1993 yılında yani model dünyaya böyle tanıtıldı. Akdeniz beslenme modeli gördüğünüz gibi çoktan aza doğru gidiyor ve 3 bölümden oluşuyor. Burası günlük beslenme, burası haftalık beslenme, burası da aylık beslenme. Günlük beslenmenin temelini tabii ki karbonhidratlar yani nişastalı besinler, ekmek başta, bulgur bakın İngilizce metinde yerini alıyor, makarna, pirinç, kuskus ve mısır. İkinci sırada bolca sebze, daha az meyve. Üçüncü sırada kuru baklagiller ve fındık ceviz. Dördüncü sırada hiç vazgeçemediğimiz süt yoğurt peynir ve tek yağ çeşidi zeytinyağı zeytin. Fiziksel aktivite ve bakın bir de notuyla birlikte kırmızı şarap. İsterseniz Müslüman ülkeler üzümün kırmızı üzümünü kendisini yiyebilir notları. Gerçekten bununla ilgili kütüphaneler dolusu yayın yapıldı. Haftalık beslenme balıkla başlıyor, tavuk yumurta, haftada birkaç kez şeker ve ayda birkaç kez kırmızı et şeklinde raporlanıyor 1993 yılında. 2008 yılında Akdeniz beslenme toplantısının 15. yıl dönümü yapılıyor ve bilimsel danışma kurulu tekrar toplanıyor, tekrar değerlendirmek için ve model tabii ki güncelleniyor. Güncellemede ne bekliyoruz bilmiyorum ama sağlık üzerine yararını görselleştirmek için tüm bitkisel besinler zeytinyağı dahil bir grupta toplanıyor. Sağlığı destekleyici tat, lezzet verici baharatlar, otlar ekliyor modeli. Balık öne çekiliyor. Balığın yararları omega yağ asitleri hayvansal besinler arasında balık yerini değiştiriyor ve haftada en az 2 kere yenmesinin yararı üstünde duruluyor. Model şu halde.
biraz önceki model. Fiziksel aktivite şart, yemeklerden zevk alın, yemeklere yani diyet yapmayın, mutsuz olmayın, yani yemeklerden zevk alın. Bütün bitkisel besinler zeytinyağı dahil temeli oluşturuyor, balık gördüğünüz gibi öne çıkıyor, diğer hayvansal besinler biraz daha az, kırmızı et, keşke o kocam burada olsaydı, şekerin yanında tepede, tatlılarla birlikte su ve kırmızı şarap yine yerini koruyor. Akdeniz beslenme mutfağının son güncellenmiş halinde. Evet, beslenmede modern eğilim ne yazık ki daha fazla et, çoğunlukla kırmızı et, diğer hayvansal besinler, daha az sebzeyle daha fazla işlenmiş besin. İşte bu eğilim Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuşmanın başında verdiğimiz ölüm nedenleri, kronik hastalıklar ve ölüm nedenlerinin nedeni neyle birlikte? Sigara ve hareketsizlikle birlikte tabii ki. Akdeniz beslenme modeli ise yüzyılın geleceği olmaya devam ediyor. Haz duygusu vermeye devam ediyor. Halen yemeğin lezzetini iyileştirmek için katkı maddeleri, baharatlar, mutlar ekleniyor. Harika bir sağlık sunmaya devam ediyor. Dünyanın yaşayan ortak kültürel mirasının bir parçası olmaya devam ediyor. Evet, bunu daha önce de göstermiştim konferanslarında. Gerçekten İngiltere'de ciddi bir derginin kapağıydı bu. 1000 yılını devirip de 2000'li yıla geçerken yani beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiye dikkat çekilmişti. İşlenmiş besinler, geleneksel besinler. Ya bilmiyorum, belki bugün konusuna uygun olarak bu söylenebilir. Tabii ki zeytin olmadan. Evet, geçen sene sunumunda yağları anlatmıştım ve yağ suyunu yapmıştım. Yani tatmıştım. O yağlar bu bahçelerdendi. Amcamın oğlu 25 bin ağaç zeytini var. Onu da göstermeden edemedim. Bu ağaçlar zeytin ve zeytinyağı üretiyor. Bu benim işlenmemiş besinlere örnekler. Bahçeden erikler, yeşil erikler. Yavaş yavaş kızarıyor. Evet, şimdi bu hale geliyorlar. Ya yemekle bitmiyor. Dolapta dondurulmuş erikler var hale. Tabii ki semiz otları dolu dolu. Maydanozlar, reyhanlar, çiçekler hepsi bir arada. Bamyalar. Ve bir zeytin ağacı büyümeye çalışıyor. Çünkü iklim yeterli değil. Ve enginar. Bunların hepsi işlenmiş doğa besinler. Biber, acı sevenlere. Ve tabii ki ailemizin geleneksel beslenme mimarı olan anacığımla size teşekkür ederim. Eklemek istiyorum, izin verirseniz. Niçin geleneksel beslenme mimarı diyorum? Çünkü 98 yaşında birkaç ay önce kaybettik. Gerçekten mental kapasitesi çok, yani bütün hücreleri herhalde çalışıyordu. Çok müptedan, çok canlı. Fiziksel olarak yani kendisine yeterliydi. Ama benim unutmadığım bir şey var çocukluğundan bu yana. Çok fazla dut ağaçlarımız vardı. Malatyalıyım, çok kayısı ağaçlarımız da vardı tabii ki. Kayısıdan her şey yapılıyordu. O dutlardan bıkardık. Çünkü dut zahmetli, meşakkatli bir ağaç, bir meyve. Yani işte olgunlaşınca baş olmuyor, durmuyor, dayanmıyor. Onları işte ailede birileri, güçlü erkekler çıkar, sallar ağaçların dalından. Dutlar yerde. Kim toplayacak bunları? Eskiden öyle örtü falan da yoktu. Çocuklar, bizler, ha babam dut toplardı, kafamız yerde, gerçekten başımız, ya benim başımın ağrıdığını hissediyorum. Tabii ki ne olacak? Pekmez yapılırdı yani. Öyle pestik falan bir şeyler yapılırdı ama dolu dolu pekmez yapılırdı. Şeker yoktu, şeker çok çok azdı. Bir gün anacığım böyle bir kazan koydu ortalığa, aşure yapacağım dedi. Aşureyi yaptı.
ama şeker yok, pekmezle yaptım. Böyle bir kovaya doldurdu, içine de bakır bir şey, yani saplı bir tas derdik yani. Ondan attı bana, dedi ki götür komşulara dağıt dedi. Ben utandım, hayır ben bunu dağıtmam dedim. Niye dedi, rengi kara bunun dedi. Ben bunu dağıtamam, bu bir şeye benzemiyor dedim. Onun için diyorum, gerçekten ailemizin geleneksel beslenme mimarı biraz doğal, biraz ekonomik. Yani ne yerse ne kadar geleneksel, ne kadar sağlıklı bir aşure yemiş. Ya o rengi iyi olmayan aşure. Ya temellerimiz sağlam atılmış. Anadolu'da yaşadık, geleneksel besinlerle büyüdük. Bunu da paylaşmak istedim. Tekrar teşekkür.